Merhabalar. Bu videoda RNN, Recurrent Neural Network'lere giriş yapacağız. Türkçesiyle aslında özdinemeli sinir ağları da deniyor. Bu ekranda gördüğünüz bir RNN yapısı, LSTM yapısı aslında ama biz şu an böyle bir giriş yapmayacağız kafanızı karıştıracak. Daha çok sezgisel bir giriş yapacağız ve matematik işlemlerine dalmayacağız. Bu anlatımdaki mantık şöyle olacak, yine RNN'in tamamını anlatırken. İlk başta sezgisel bir anlatım olacak. Yani daha çok neyi öğreniyoruz, o temalı bir video başlangıcı olacak. İlk videoda işte ne öğreniyoruz? Ardından RNN'in türleri LSTM'dir, GRU'dur. Bu türlerin öğrenilmesi, ardından da kodlama, ardından da örnek bir proje halinde düşünüyorum. Ardından da en son daha çok teknik detaylara girmek için gene en son videoda Stanford'ın RNN slaytlarını anlatmayı düşünüyorum. Gene aynı Convolutional Neural Network'te olduğu gibi. Bu Convolutional Neural Network'te olduğu gibi daha çok da hani detaylı bir konu değil, şöyle değil. Convolutional Neural Network'te aslında görüntü işleme yapıyordunuz. Random bir şekilde de olsa bazı filtreler kullanıp görüntü işleme yapıyordunuz. O yüzden Convolutional Neural Network'leri anlatırken hani görüntünün de ne olduğunu anlatmam lazımdı. Hani görüntü nasıl var? İşte bilgisayar görüntüyü nasıl anlıyor? O konuları da anlatmam lazımdı. Bundan sonraki seriler daha basit olacak. RNN'dir, işte General Adversarial Network, o tarz sinir ağları. Belki de hani diğer tür şeylere girer miyim bilmiyorum. İşte Reinforcement Learning. Şu anlık planım onlarda yok. Hani onlar planımda değil. Fakat bu videoda RNN'i anlatırken şu an sezgisel bir giriş yapacağız ve ne olup ne olmadığını anlamaya çalışacağız. Şöyle başlayalım aslında. Yani RNN'i anlamaya çalışırken, yani ben bu videoda RNN diyeceğim, Recurrent Neural Network olduğu için. RNN'i anlamaya çalışırken aslında biz feed forward netlerin, yani bizim Keras'ta kodladığımız dense layer'ın ne olduğunu anlamamız lazım. Dense layer, hani fully connected layer dediğimiz, yani TF'lerinde fully connected layer diye geçen ya da TensorFlow'da Keras'ta dense layer olarak geçen, yani bildiğimiz, hani hep sürekli bildiğimiz diye tabir ettiğim, yani ileri beslemeli yapay sinir ağları. Bunun yapısını anlamamız ve gözden geçirmemiz lazım biz bu RNN'i anlamaya çalışırken. Şunu biliyoruz ki bu yapay sinir ağlarında fully connected layer'ı, yani feed forward layer'ı biz nelerde kullandık? İşte görüntü sınıflandırdığımız veri setlerinde kullandık. Ve bu veri setlerinde şunu gördük, işte 10 tane masa var toplam veri setinde. İşte 10 tane işte kedi var, 10 tane köpek var. Buna göre bir resimler arasında bir ayrım oluşturmaya çalışıyoruz. Ve biz bunu yapmıştık. Neyde yapmıştık? Mesela Gifaron veri setinde yapmıştık. Bu veri setinde 10 tane uçak, 10 tane otomobil, 10 tane kuş, gördüğünüz türlerden 10'ar tane vardı ve hiç tanıtmadığımız bir köpek resmini gösterdiğimizde sınıflandırdığımız resmin köpek olup olmadığını hani bilgisayara anlatmaya çalışıyorduk. Fakat bunda bizim amacımıza uygun olmayan şey RNN'di ki amacımız da belirli bağımlı dizileri anlamak olacak. Bu dizileri de açıklayacağım. Şöyle söyleyelim. Bir modelimize bir resim verdiğimizde farz edelim ki şuradaki uçak resmini veriyoruz. Bu uçak resmi ondan sonra otomobil resmi geleceğine işte delil değil. Çünkü böyle bir amacımız yok. Ya da ilk başta arabanın gelmesi, ondan sonraki gelecek olan girişin işte eşek olması gerektiğini söylemiyor. Ya da köpek ya da kurbağa. Fakat biz RNN'de aslında yapmamız hani hedeflediğimiz şey şu ki, hani belli zaman serilerindeki ilişkiyi anlayabilmek. Bu zaman serilerinin ne olduğunu aslında bize soracak olursanız şuna geliyor.
Aslında zaman serisi den ziyade dizi demek daha doğru. Dizi ne olabilir? En basitinden hava durumu. Yani bizim mevsimlerimiz. Yani yaz geldikten sonra kesinlikle ne geliyor? Sonbahar geliyor. Sonbahardan sonra kesinlikle kış geliyor. Bizim aradığımız böyle bağıntılar. Yani zamana bağlı değişen fonksiyonlar da bir önceki çıktının sonraki çıktığı etkilemesi bizim için dizidir. Ve biz bu dizileri anlamaya çalışıyoruz. Ve bu dizilere örnek verecek olursak konuşmak mesela. Ne demek bu? Siz bir özne kullandıktan sonra, tabii temel bir cümleden bahsediyorum, bir daha özne kullanmayacaksınız. Ya da özneler kullandıktan sonra sürekli özne kullanarak devam ettirmeyeceksiniz cümleyi. Onu da şöyle göstermek gerekiyor. Burada İngilizcenin bir yapısı var. Cümleye hani çok doğru bir gösterim değil ya da belli bir cümle için doğru bir gösterim. Cümleyi noktayla başlamazsınız. Cümleye işte the first 15 gibi şeylerle başlarsınız. Hani ilk başta bir özne ya da bir nesne, bir isim verirsiniz. Sonra ya bir fiil olabilir. Ya da işte were was gibi kalıplar olabilir. Ardından belki virgül olabilir. Sonra işte fakat gibi bir kalıp kullanabilirsiniz. Bu cümlenin akışı ile ilgili. Yani yüklem her zaman en sondadır. Özne her zaman demesek de çoğunlukla en baştadır. Bu tip şeyler bizim dizilerimiz aslında. Yani mevsimler, işte konuşmak, belki de şarkılar. Şarkılar da ritmik olarak nasıl başlarlar, işte nasıl devam ederler. Belli bir melodi, nakarat, melodi, nakarat ardından bitiş gibi bir düzende devam ediyorlar. Yani mesela müziğin sonları belki yavaş yavaş sesin kısıldığı bir ya da ses tonlarının hani ton olarak baktığımızda daha koyu olduğu, daha bas hale geldiği bir şekilde de olabilir. Hani biz bu dizileri anlamak için RNN kullanıyoruz. Yani bizim amacımız bir sınıflandırmaktan ziyade belirli şey arasındaki ilişkileri anlamak. Bu ilişki şurada gösterecek olursam hangisindeydi? Bu ilişki aslında şöyle oluyor. Time series dediğimiz şey yani kabaca zamana bağlı değişen şeyler. Zaman geçtikçe bize daha farklı çıktı veren olaylara biz time series diyoruz en basit açıklamasıyla. Ve bizim amacımız dediğim gibi bu ilişkiyi anlayabilmek ya da programın bu ilişkiyi anlayabilecek seviyeye gelebilmesi. Bunun için aslında bizim kullandığımız feed forward neural networkler ya da bildiğimiz Keras'ta kodladığımız dense, TF-Learn'de kodladığımız fully connected layer'lar bu ilişkileri anlamakta yetersiz kalıyor. Çünkü onlara tamamen aslında farklı veriler giriyorsunuz. GFR10 veri setinde olduğu gibi işte uçaktır, işte ne bileyim köpektir, kuştur, ağaçtır, böcektir, çiçektir birbirinden tamamen bağımsız ve zamanla değişen şeyler değil. Zaten amacımız bunda zamanla değişen şeyleri belirtmek de değil. Yani bunlar hani birbiri arasında bir üstünlük yok. Sadece farklı uygulamalar için özelleşmiş farklı modeller. Yani aslında buradaki bizim kullandığımız fully connected layer'ın, dense layer'ın ya da feed forward neural network'ün ileri beslemeli sinir ağının bir hafızası yok demek bu. Yani siz buna hani kıştan sonra şöyle söyleyelim, hava durumunu düşünürsek nasıl diyelim onu? Bunu aslında böyle demem lazımdı ama olay şu aslında. Kışın bir şey düşünelim. Bir grafik düşünelim ve kışın hava derecesinde yani tüm sene boyunca hava derecelerini gösteren bir şey olsun. Bir grafiğimiz olsun. Kışın eksileri işte ilkbaharda işte 15 dereceleri falan, yazın 30-40 dereceleri, sonbaharda da 10-15 dereceleri gösteren bir grafiğimiz olsun. Ve biz şunu tahmin ettirmek isteyelim bilgisayarı ki işte kışa doğru işte atıyorum Kasım ayında havanın kaç derece olacağı belli bir bölgede.
Bunu anlatmaya çalışırken aslında biz fully connected değilleri kullanamamamızın sebebi bu grafik taranırken yani öğrenilmeye çalışırken belli bir hafızası olmaması. O yüzden kendinden önce gelen şeylere daha yatkın olması. Yani şöyle düşünelim. Bir model train ettik, yani model eğittik fully connected layer kullanarak. Ve dedik ki işte yazın başladık. Evet, işte ilk verimiz yazındı. Sonra sonbahara denk geldik. Sonbaharda gördük ki yani sonbaharın sonuçlarını tahmin ettirmeye çalıştığımızda şunu görüyoruz. Sanki yazmış gibi hala sıcak veriler vermeye devam ediyor. Yani sıcak hava derecelerini vermeye, sonuç olarak vermeye devam ediyor ki bu bizim istediğimiz bir şey değil. Sonra kışa geçiyor. Kışın verilerini tahmin ettirmek istediğiniz zaman hala sonbaharın verilerini tahmin ettirmeye devam ediyor. Siz böyle eğittikçe geçmişi unutmaya başlıyor aslında. Bu geçmişten bahsettiğim şey, unutmaktan bahsettiğimiz şey aslında recurrent neural network'lerin hafızasının olması ve bu fully connected layer'ların hafızasının olmaması şeklinde bahsedilebilir. Aslında biz bu hafıza tanımını kendimiz veriyoruz. Çünkü geçmiş olayları, kendinden önceki olayları daha iyi anlayabildiği için. Bunu şu halinde gösterecek olursak, hatta burada da aslında gösterimi buldum. Az önce nasıl bulamadım bilmiyorum ama işte kış sezonu ve yaz sezonunda bu ilişkileri anlamak için biz recurrent neural network'leri kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz? Bunu görelim. İlk başta bir gene fully connected layer'ı açacak olursak, burada gördüğünüz bir hani ileri beslemeli bir yapay sinir ağı var. Siz buraya ilk başta yaz verilerini girdiğimizi düşünelim. Çünkü bir seri olarak giriyorsunuz ve yazdan sonra işte sonbahar, sonbahardan sonra kış gelecek. Yaz verilerini girdik. Buradaki yapay sinir ağındaki node'lar diyelim. Bu yapay sinir ağındaki elemanlar kendilerini yaza göre adapte ettiler. Sonra siz sonbahar verilerini girdiniz. Bu sefer kendilerini sonbahara göre adapte ettiler. Sonbahara göre adapte edince bu sefer yazı unutmaya başladı. Buradaki bizim bildiğimiz gibi bu yapay sinir ağları W, X ve B'lerden oluşuyor. Bu sefer biz modeli eğitmeye çalıştığımızda yazı unutmaya başladığını görüyoruz. Ardından kışı verdiğiniz zaman, kış verilerini girdiğiniz zaman artık o yaz tarihini mesela Ağustos ayını tahmin ettirmek istediğinizde havanın derecesinin 10 derece olarak tahmin edildiğini görüyorsunuz. Çünkü bu sefer bizim ileri beslemeli sinir ağımızda yazın anlaşılmasını sağlayacak bir hafıza birimi yok. Ya da o yetenek bulunmuyor. Çünkü biz kışa doğru gittikçe hava soğumaya başlıyor ve sıcak dereceli havaları bu sefer hani W'ları yani ağırlıkları düzenlerken unutmaya başlıyor. Sıcak verileri içeren ağırlıkların daha soğuğa doğru, soğuk havaları tespite doğru yönelmesini görüyoruz ya ileri beslemeli sinir ağlarında. Fakat recurrent neural network'te böyle bir durum yok. Recurrent neural network bunun olmamasını sağlayan bir yapı. Bunu da hafıza birimleriyle yapıyor. Ve aslında biz feed forward neural network'leri kullanırken belli bir türev hesabına göre kendilerini sonuca minimize eden bir fonksiyon yazmaya çalışıyoruz. Yani hatırlarsanız bir loss fonksiyonumuz vardı, kayıp fonksiyonu ve biz bunu türev alarak sürekli türevler alarak en doğru sonuca getirmeye çalışıyorduk. Daha matematik olarak anlatmak belki daha iyi olacak. Siz buraya yaz verisini girdiniz ve çıktı olarak yaz verisinin hava durumunu aldınız. 30 derece olarak geçen mesela ortalama 30 derece olarak yaz verisini girdiniz. Bu sefer ne oluyor? Matematik olarak incelediğimizde daha kolay anlaşılması. 30 derece olan hava durumu siz zamanla verdiğiniz zaman hava derecelerini sonbaharda 20'ye düşecek. Bu sefer 30'a göre optimize olmuş bizim modelimiz. 20'ye göre kendini optimize etmeye çalışıyor. Ve bu optimizasyonu yaparken 30 dereceyi unutuyor.
Kışa geldiğinizde 0 dereceleri göre optimize ediyorsunuz kayıp fonksiyonunu. Çünkü kayıp fonksiyonu işte gerçekle tahmini değerden yapılan bir şey. Bu sefer 20 dereceleri, 15 dereceleri daha iyi tahmin eden model, çünkü bir öncekinde sonbahar modelini almıştı, 0 dereceleri iyi tahmin edemiyor. Fakat sıfıra yaklaşmaya devam ediyor. Yani siz kışı tahmin ettirmek isterken sonbaharın verileri olan 12 dereceleri falan atıyorum, 15 dereceleri tahmin ettirmeye başlıyorsunuz. Bu sefer hava yeniden 15 dereceye çıkmaya başlıyor. Bu sefer kayıp fonksiyonunuzu 15 dereceye göre düzenlediğiniz zaman bu sefer de görüyorsunuz ki bir anda yukarı çıkmaya başlıyor. Fakat hala ilkbaharın gerçek verilerine göre daha soğuk dereceler tahmin etmesini gözlemliyorsunuz ağınızda. Yaza geldiğinizde bu sefer 30 dereceye göre optimizasyon yapmaya çalıştığı için daha hani 30 derece beklerken siz aslında 20 derecelerin, 15 derecelerin işte sonuçlarını görüyorsunuz yazı tahmin ettirmek isterken. Yani en matematik haliyle bu. Sizin karşılaştığınız problem bu. Bu optimizasyon sizin için kötü. Çünkü sürekli siz loss function'ınızı, kayıp fonksiyonunuzu yeni bir değere göre düzenliyorsunuz. Eğer matematikle zaten bu yapay sinirlerin matematik kısmını anladıysanız dediğim size zaten çok mantıklı gelecektir. Bunu engellemeye çalıştığımız yapı ise bizim RNN, yani Recurrent Neural Network oluyor. Bu Recurrent Neural Network'te bizim ulaşmaya çalıştığımız şey dizileri, ki mevsimler de bir dizi aslında, belli bir düzen içerisinde gidiyor zamana göre. Diziler arasındaki ilişkileri daha iyi anlayabilmek. Yani şöyle de düşünecek olursak, buraya yazdığım şekilde F olarak siz yazı verdiğinizde havanın 30 derece olduğunu görüyorsunuz ortalama. Yani şu an işte Ağustos ayı diyelim mesela. F olarak sonbaharı verdiğinizde 20 dereceleri görüyorsunuz. Fakat şunu biliyorsunuz ki siz yazdan sonbahara geçerken havanın düştüğünü görüyorsunuz. Yani sonbaharın gelmesi yaza göre bir düşüş sağlıyor. Mesela bir senede yazın 20 derece ortalama olduğunu düşünürsek, sonbaharın daha soğuk olmasını bekleriz. Bu sefer de 10 derece olur. Ama yazın 40 derece olduğu bir dönemde sonbaharın 25 derecelerde, 30 derecelerde olmasını bekleyebilirsiniz. Yani zamana bağlı ilişkileri biz bu hani anlamaya çalışırken ileri beslemeli sinir ağlarının yeteneksizliğini görünce Recurrent Neural Network denen yapıları aslında biz kullanmaya başlıyoruz. Ve bunu kullanırken aslında biz türev alma sistemimizi, yani bu hataları ürettiğimiz güncelleme, daha doğrusu şu an açıklayamadım ama hani bu ileri beslemeli sinir ağlarında kayıp fonksiyonuna göre işte geri besleme yapıyoruz ki, geri yayılım yapıyoruz ki bu ağırlıklar ona göre düzenlensin. Kendine daha az hataya doğru yönlendirsin diye kullandığımız backpropagation yöntemi, yani geri besleme yöntemini de biz Recurrent Neural Network'te değiştirip backpropagation through time dediğimiz bir metoda geçiyoruz. Bu da bunu tabi detaylarını anlatmayacağım şimdilik. Fakat kayıp fonksiyonumuzda hani geçmişi unutan modellere nazaran, hani geçmişi de unutmayan, hani önceki zamanları mesela sonbaharı eğitirken yazın verisini de kaybetmeyen bir model oluşturuyoruz ve bu aslında bizim geri beslememizi, hatalardan öğrenme dediğimiz backpropagation yönteminin hani birazcık daha değiştirilmesi manasında backpropagation through time denen, işte zamana bağlı, hani zamanla değişen backpropagation denen bir metot kullanmamızı bizi zorunlu kalıyor. Burada normalde backpropagation olarak bunu kullandığımızı biliyoruz. Yani bu ağırlıklarımızı güncellemeye çalışırken kullandığımız backpropagation yöntemi, fully connected layer'da kullandığımız tabi feed forward network ya da bizlere daha iyi bir çözüm sağlamıyor zaman serilerinde. Biz de RNN'de kullandığımız backpropagation yöntemini kullanıyoruz. Yani backpropagation through time
oluyor ve bunu matematik olarak anlatacağım. Giriş olarak böyle bırakalım. Bundan sonraki videolarda türlerini anlatacağım. Matematik yapısına en son girmeyi düşünüyorum. Nelerde kullanılıyor? Doğal dil işlemede, kendi otonom araçlarda. Ondan sonra nasıl olabilir? İşte machine translation denen işte çevirilerde, Google'un kullandığı çevirilerde ki fark etmişsinizdir Google'un kullandığı çeviriler, Türkçe çeviriler inanılmaz şekilde doğru olmaya başladı. Bunu da aslında zannediyorum, evet hatırlamaya çalışıyorum o kısmını. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu konuda bayağı ünlü olan, hani dünya çapında ünlü olan bir hocamızın öğrencisi Amerika'da Google'da bu bilimde çalıştığı için yeni metodu Türkçe'ye kendi uyarlıyor. Bu yeni çıkan LSTM ya da RNN metodunu kullandığı için çevirilerimiz şu an hani bir yaklaşık 7-8 aydan beri çok daha mükemmel çeviriler elde edebiliyorsunuz. Bunun sebebi de hani Boğaziçi Üniversitesi'nde ünlü bir hocamızın öğrencisinin Google'da çalışması ve o yeni çıkan RNN modelini uygulayabilmesi. Çevirilerimizin güzelleşme sebebi bu. Eğer incelerseniz bir daha, eğer hani dikkatinizi çekmediyse İngilizce çevirilerin çok daha mükemmel hale geldiğini görebilirsiniz. Bunun da bir ara internette konuşulduğunu hatırlıyorum. Kısaca RNN bu şekilde. Bundan sonraki videoda LSTM'i, GRU'yu anlatacağım. Hatta en başta Vanishing Gradient Problem'ı anlatmak da istiyorum aslında. O da açıklaması basit ama çözümü uzun yıllar alan bir problemdi. Bu türevle ilgili bir problem. Aslında o da şuna karşılık geliyor. Yapay sinir ağlarında katman katman ilerledikçe önceki katmanların yeteri kadar beslenememesini temel alan bir problem. Yani yeni girdiğiniz verilerin aslında o kadar öğrenmeye yardımcı olmadığını belirten bir problem. Şu anlık sezgisel bir giriş yapmaya çalıştım. Bundan sonraki videolarda da Vanishing Gradient Problem'dan sonra LSTM ve GRU'yu anlatarak ardından kodlamaya geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.